Merhaba değerli izleyenler. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi Denizli İlk Kadın Kolları Başkanı Ayşen Kocabay ile birlikteyiz. Ayşen Hanım merhaba, programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk, çok teşekkür ederim. Nasılsınız? Teşekkür ederim, iyiyim. Yani ülkemizde ne kadar iyi olabiliyorsak bizler de öyle iyiyiz. Sizler de iyisiniz. İyiyiz, teşekkür ederiz. Şöyle başlayalım. Öncelikle kısaca sizi tanıyabilir miyiz? Politikaya nasıl girdiniz? Nasıl giriş yapmaya karar verdiniz? Evet, evet. Politikaya nasıl girdim? Aileden kaynaklanan bir şey. Tabii Cumhuriyet Halk Partili bir ailenin içinde olduğum için düşüncelerim de o yönde gelişti. Ama politikaya girmem şöyle oldu. 2008'den sonra baktım ki ülke ve kadınlar kötüye gidiyor, ülkedeki kadınların durumları kötüye gidiyor. Bu şekilde bir taşın altını elimize koymamız gerektiğini düşünerek bu siyasete girdik. Öncelikle Pamukkale'de ilçe yöneticisiydim, kadın kolları ilçe yöneticisiydim. Daha sonra Pamukkale ilçe başkanlığı yaptım, kadın kolları başkanlığı yaptım. Daha sonra da ilk kadın kolları başkanlığına seçildim. Üçüncü yılımızı tamamladık. Pandemiden dolayı aslında 2 yıl oluyor bizim görev sürelerimiz. Ama pandemiden dolayı kongreler yapılmadı. Biz şu anda 3. yılımızdayız. Yapıyoruz, yapmaya çalışıyoruz. Çalışmalarımız o yönde. Peki Ayşen Hanım, kadının siyasetteki yerini konuşacak olursak, hani Denizli'deki kadın siyasetçileri nasıl buluyorsunuz, nasıl değerlendiriyorsunuz? Denizli'deki kadın siyasetçiler kuvvetli kadınlar gerçekten. Evet. Şöyle baktığımızda işte bir Merkez Efendi başkanımız var, Şeniz Başkan, kadın başkanımız. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcımız var, Gülizar Hanım yine buradan. Bir Sen Başkanımız var, Bozkurt'tan kadın olarak onlar. Bizim Baklan ilçe başkanımız var, kadın. Geçtiğimiz dönem İyi Parti ilçe başkanı vardı, biliyorsunuz Raziye Hanım il başkanıydı. Kadınlar Denizli'de kuvvetli, haklarını savunuyorlar, kuvvetli olduklarını düşünüyorum. Ama siyasetin içinde ne kadarlar derseniz, kadınlar evet mutfağında çok fazlalar. Siyasetin mutfağında hep kadınlar çok fazla. Her yere kadınlar gidebiliyorlar. Ama başları yerleştiler mi derseniz, sanıyorum yetiştirilmelerinden dolayı, o kadınlardaki baskıdan, yetiştirilmeden dolayı çok fazla işte il başkanlıklarında, ilçe başkanlıklarında veya şu an milletvekilliği adaylıklarında, şu anda 3 tane milletvekili aday adayımız var kadın olarak. Daha fazla olmasını isterdik. Bizim Kadın Kolları Genel Başkanımız Aylin Nazlı Aka. Aylin Nazlı Aka'nın şöyle bir söz vardı. Kotalar bize der, iktidar yanımızda diye. Hani kotalar olmasını istemiyoruz tabii bizler. Zaten Cumhuriyet Halk Partisi'nin o %35'lik kotasını da denmeye çalışıyoruz. İnşallah önümüzdeki yıllarda bu kadın siyasetçiler daha fazla olacaklar. Kadınlar kendilerini daha iyi ifade edecekler, daha fazla ifade edecekler. Öyle düşünüyorum. Peki kadın başkanlar demişken, en son Cumhuriyet Halk Partisi Denizli'nin ne zaman bir il başkanı oldu? Hatırlıyor musunuz? Hayır, hatırlamıyorum. Sanıyorum da olmadı. Yani şöyle geçmişe baktıktan sonra da kadın il başkanımız yoktu diyebiliyorum ben, yoktu. Dediğim gibi sadece... Aday olmuşlar mıydı peki hiç? Aday olduklarını da hayır hatırlamıyorum, yoktu yani. Peki neden? Biraz önce de bahsettiğim gibi kadınların yetiştirilme tarzından olabilir. Çünkü gerçekten baskı altında yetişiyor kadınlar. Veya siyaset yapmak için ekonomik bir güç gerekiyor. Kadınların kendi ekonomik güçlerinin olmadıktan sonra siyaset gerçekten zor. İlla ki o ekonomik bağımsızlık, o ekonomik gücün olması gerekiyor. Bu sebepler bunlar olabilir. Hani hem yetiştirilme hem de bu ekonomiden kaynaklı sebepler olabilir. Ama önümüzde gördüğümüz kadarıyla bakın STK'ların başında hep kadınlar var. Hep kadın başkanlar var STK'ların başında.
inşallah siyasi partilerin başında da olacaklar. Peki yetiştirilme dediniz. Şu an genç kadınların, gençlerin partiye ilgisi nasıl, siyasete ilgisi nasıl? Şöyle diyeyim, genç kadınlar veya gençler dersek siyasete ilgileri güzel. Bilinçli bir gençlik var. Onlar asosyal gibi gözüküyorlar, asiyasal gibi gözüküyorlar ama aslında her şeyi takip ediyorlar. Her şeyin farkındalar, bilincindeler ama kendilerini göstermiyorlar. Göstermemelerinin sebepleri de şu anki hani baskıcı rejimden, iktidardan da kaynaklanıyor. Çünkü herkesin bir iş problemi var. Genç olunca tabii bir hayat meşgalesi içerisine giriyorlar gençler. İş problemleri olduğu için, iş aradıkları için veya bir yerlere girmek istedikleri için şu anda baskıcı bir iktidar var başımızda. Her şeyleri dedik deniyor. Gelip de bize üye olurlarsa o işlere giremeyecekler. Ama bizi desteklediklerini biliyoruz, bizden yana olduklarını biliyoruz, araştırdıklarını biliyoruz. Gerçekten gençlik, hani bu Z kuşağı hep tüy kaka gibi gösterildi ama şu deprem dolayısıyla da gördük onların ne kadar vefalı çalıştıklarını. Bütün gençlerdi çalışanlar. Biz il binasındaydık, işte paketlemeler yapıyorduk. Bir anda 10-15 kadar bir genç kızımız geldi. Her şeyi hallettiler bir anda böyle. Çok güzel, hani çok duyarlı gençler. O anlamda çok duyarlı. Ben çok umutluyum gençlerimizden. Peki siz kadın kolları olarak Deniz'de ne gibi faaliyetler yürütüyorsunuz? Malum seçim süreci de geldi. Adaylara, aday adaylarına ne gibi destek oluyorsunuz? Nasıl destek oluyorsunuz? Aday adaylarımız yeni belirleniyor. Dün süremiz doldu aday adayları. 30 civarında Denizli'de aday adayımız var Cumhuriyet Halk Partisi'nden. Bunlar ilde açıklamalarında bulunuyorlar, ediyorlar. Çalışmalarımızı başlayacağız tabii onlarla beraber. Biz zaten çalışmalarımızı hiçbir zaman bırakmadık. Devamlı sahalardaydık. Sahalarda da şunu yaptık. Aile Destekleri Sigortası diye bir projemiz var. Hı hı. Hani anlatmamı isterseniz, içeriğini anlatmamı tabii isterseniz. Lütfen. Aile Destekleri Sigortası 1971 yılında kabul edilmiş ama yasalaştırılmamış bir proje. Nedir? Sosyal devlet ihtiyacı olan aileye bakmak zorundadır. Bu da Aile Destekleri Sigortası da bizim iktidarımızda ilk 6 ay sonrasında yapacağımız bir projedir. Asgari ücretin altında geliri olan her haneye veya bireye asgari ücret tutarı kadar bir yardım yapılacak. Hani bunlar nasıl yapılacak? Sosyal hizmetler uzmanları sebebiyle, sosyologlar sebebiyle bir araştırma yapılacak kurum dahilinde. Hangi aileye nasıl bir ihtiyaç varsa bunlar belirlenecek. Biliyorsunuz şu anda da yapılıyor böyle yardımlar. Ama nasıl yapılıyor? İşte sen bana oy ver, ben sana şu kadar yardım yapayım şeklinde oluyor. Bizde Aile Destekleri Sigortası Kurumu'nda bu olmayacak. Hani bir elin verdiğini diğer el görmeyecek diye bizim öyle bir tabirimiz vardır yüzyıllardan beri benimsediğimiz. Aynı o şekilde olacak, kimsenin haberi olmadan, etmeden ve bu özellikle biz kadın kollarına görev verildi, bunun anlatma görevi kadınların üzerinden yapılacak çünkü bu. Kadını ailede daha fazla güçlendirmek istiyoruz bizler. Kadın ailede güçlü olsun ki güçlü bireyler yaratsın, güçlü bireyler yetiştirsin. Kadının hesabı, banka hesabı açılacak ve her ay o kadına işte belirlenen miktar kadar bugün en az asgari ücreti tamamlayacak. Örneğin 3000 lira maaş alıyor kişi. Şu anda asgari ücret 8500 lira. O asgari ücret tamamlanacak. O aradaki şey o aileye yatırılacak. Bunun gibi kadının hesabına yatırılacak ve bu parayı kadın kullanabilecek. Çocuklarını, ailesini artık nasıl kullanacaksa o kadın kullanabilecek. Aynı zamanda bu projenin içerisinde ne olacak? İşte o ailenin ilkokul, kreşe gidebilecek, ilkokul, ortaokul, lise, üniversiteye gidecek çocuklarına burs verilecek. Lisede, üniversitede
yurt imkanı olacak, ücretsiz yurt imkanı olacak ve üniversiteyi bitirdi gencimiz. Bir iş sahibi oldu, kamuya yerleşecek işlerde bunlara pozitif ayrımcılık yapılacak. Böylelikle her hanede sigortalı bir çalışan olması sağlanacak. Amaç bu. Aynı zamanda bu aile sigortası içerisinde yeni başlangıçlar konumuz olacak. Bu da nedir? Biliyorsunuz kadınlarımız, konumuz zaten kadınlarımız. Kadınlarımız çok taciz görüyor, çok şiddete uğruyor. O yüzden evlilik hayatlarında ayrılamıyorlar bazı kadınlarımız. Onu sürdürmek zorunda kalıyorlar. Biz yeni başlangıçlar fonuyla bu şekilde ayrılan kadınlarımıza hem ev hem de eşya desteği sağlayacağız. Aynı zamanda belediyelerimizin aracılığıyla da onlara iş imkanları, eğitimler verilecek, iş imkanları sunulacak. Yani o kadınlar kendi başlarında ayaklarının üzerinde durması sağlanacak. Aynı zamanda yine bu projenin içerisinde sağlık, kadınların sağlığı. Biliyorsunuz çok önemli kadınların sağlık sorunları var. Ergenlik çağına gelmiş kızlarımızın, kadınlarımızın sağlıkları ücretsiz yapılacak. Bu rahim ağzı kanseri var biliyorsunuz. Bunun aşısını da devlet bu bizlere bu aile destekleri sigortası içerisinde ücretsiz sağlayacaklar. Peki sizin bir de Yaşam Hat projeniz vardı. Bu projeden de kısaca bize söz eder misiniz? Evet. Yaşam Hat projemizde kadınların en temel hakkı yaşamaktır, değil mi? Yani insanların en temel hakkı yaşamaktır. Buradan yola çıkarak hayata geçirilmiş bir proje. 2020 yılında 5 Aralık'ta biz bunu Genel Başkanımız Aylin Nazlıaka tarafından hayata geçirildi. Nedir bu? Şu anda biliyorsunuz baskıcı bir iktidar var. Ve kadın hakları maalesef ki baskılardan dolayı veya iktidarın söylemlerinden dolayı çok fazla, şiddetler çok fazla arttı. Biz bu kadınlarımızı yalnız bırakmamak için, onlara yalnız değilsiniz, biz varız demek için genel merkezimizde 7/24 açık olan 444-8285 nolu bir telefon hattımız var. Buraya arıyorlar kadınlarımız, şiddet gören kadınlarımız, istismara uğrayan çocuklarımız. Bunları buraya arıyorlar. Onlara bazı sorular soruluyor ve ona göre hangi ildeyse oradaki görevli olan kişi, örneğin Denizli'de olan bir durumsa bu, bize bildiriyor. Bu kadın arkadaşımızın telefonunu ve bilgilerini bize ulaştırıyor. Bize ulaştırdıktan sonra biz onunla iletişime geçiyoruz. Ne yapıyoruz onlara? Sığınma desteği veriyoruz. Ondan sonra avukat desteği veriyoruz. Çünkü barolarla bir protokol imzaladık. Aynı zamanda tabip odasıyla bir protokol imzaladık. Tıbbi destek veriyoruz. Aynı zamanda psikolojik destek veriyoruz. Aynı zamanda duruşma takip desteği veriyoruz onlara. Bizim desteklediğimiz yerlerde biliyorsunuz hani sizler de takip ediyorsunuzdur. Duruşmalarda işte katiller hani ağırlaştırılmış müebbet almıyorlar ama bizim gerçekten gittiğimiz hani o desteği verdiğimiz yerlerde biz bunları daha iyi gözlemleyebiliyoruz. Etkimiz olduğunu görüyoruz yani hakimlerin, savcıların üzerinde. En son gittiğimiz bir çocuk istismarı davası vardı. Anneler, iki tane anne oturmuş ilk duruşmalarında sessiz sedasız biz oturduk dediler. Ama biz daha sonra haberimiz olduğunda gittiğimizde bize öyle bir güç verdiniz ki dediler. Hani bizim artık sesimiz çıkıyor çünkü biz yalnız olmadığımızı gördük sizler varken dediler. Hani bu şekilde desteklerimiz oluyor. Karakollarda destek veriyoruz onlara. Onların yalnız olmadıklarını hissettiriyoruz. Bizler varız yanınızda diyoruz. O şekilde bir proje, yaşamak projemiz. Peki çok teşekkür ederiz. Son olarak kadın siyasete girmek isteyen kadınlara tavsiye ve önerileriniz nelerdir? Kadınlarımız siyasete girsinler. Çünkü yaşamda iki kişiyiz. Kadın ve erkeğiz. İki kişiden birisiyiz. İllaki olmamız gerekiyor. Kadınlar nasıl çocuklarını yetiştiriyorlarsa,
nasıl evlatlarını yetiştiriyorlarsa siyasetin içinde de olması lazım. Çünkü siyasette kadın eli değerse daha şefkatli olacak. Ben buna inanıyorum. Bütün kadınlarımız siyasete girsinler. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür programımıza ederim. Katıldığınız çok sağ olun. Değerli izleyenler, kadınlarla kadınların siyasetteki yerini konuşmaya devam edeceğiz.